Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bütün fuzuli işlere vaktim var ama vakti verene vaktin yok. Namaz onun için kılmıyoruz. Niye namaz kılmıyorsun? Bütün fuzuli işlere vaktin var ama vakti verene vaktin yok. Bunu şeye attım ben. İsmail'e verdim. Facebook'a atmış. Facebook'ta birisi sağ olsun şey yapmış, çerçeve yapmış. Geliyor değil mi? Geliyor değil mi böyle? Ahmet yapıyor şeyde. Polatlı Ahmet. O mu da mı yapıyor? O da yapıyor yani. Ha, bunu çok eski yaptı birisi. Bazen o resmi yapıyor. Ersal abi yapıyor genelde o resim. Ersal da yapıyor bak kaç kişi. Ve tanımadığım insanlar da yapıyor. Ben bunu atmış şeye vermiştim. O da Facebook'a. Ha bunu Ersal attı galiba. Ha, Ahmet abi geldi. E? Ahmet abi yayıyor. O mu? Ha, o yayıyor. Acayip bir şey. Bütün fuzuli işlere vaktin var ama vakti, sana vakti verene vaktin yok ki namaz kılmıyoruz. Vakti verene vaktin yok. Şeye çok şey yapıyor. İnternet olan var mı ceple? Gir bu şey. Ne ya? İlk başında şey, sitenin başında bir yazı var. Okur musun? Dur. Tamam açma sen. Şuraya bak şu. Şu harika şeye bak. Allah'ın ikramı ya. Okur musun? Abi durdurayım kayıt yapıyorum. Ya. Hiçliğin kendi kendine her şeye dönüştüğünü iddia ederek hiçliğin içini varlıkla dolduruyorsun. Bir dakika. Bir daha okur musun? Yavaş. Hiçliğin kendi kendine her şeye dönüştüğünü iddia ederek... Dur. Murat yeni geldi. Hiçliğin kendi kendine her şeye dönüştüğünü iddia ediyorsun. Noktalı virgül veya virgül. Sonra hiçliğin içini varlıkla dolduruyorsun. Otomatik olarak varlığın kaynağı hiçlik olduğu için hiçin içerisini neyle doldurmuş oluyorsun? Varlıkla doldurmuş oluyorsun. Bir daha söyleyeyim. Hiçliğin bak mevcudatın kaynağı hiçlik. Her şeye dönüştüğünü iddia edebiliyorsun. Hiçliğin. Hiç diyorsun, hiçe vücut veriyorsun. Ve içini dolduruyorsun. Ama hiç diyorsun, ismi hiç. Bak hiçliğin kendi kendine varlığa dönüştüğünü iddia ediyorsun. Ama, oku. Hiçliğini içine varlıkla dolduruyorsun. Devam. Altını oku. Ama Allah'ın hiçbir şeyden her şeyin yaratmasına akıl erdiremiyoruz. Ama Allah'ın nereden? Hiçbir şeyden. Hiçbir şeyden. Hiçlik değil ama ha. Bak çok antika. Allah'ın hiçbir şeyden varlığa dönüştürdüğünü anlamıyoruz. Atman anladın mı burayı? Bak şimdi. Varlık var mı? Var. Varlık var. Şimdi bu varlığa kaynak arıyor insan. Varlığa kaynak arıyor. Kimisi Allah diyor, kimisi hiç diyor. Hiç, hiçlikten. Hiçlikten kendi kendine her şeye dönüştüğünü iddia ediyor. Hiçliğin kendi kendine her şeye dönüşüp bu olduğunu iddia edebiliyor. Dolayısıyla hiçin içini dolduruyor, varlıkla dolduruyor, hem hiç diyor. Ama hiçbir şeyden varlığın yaratan Allah'a kafana yatmıyor. O kaynak olarak hiç veriyor. Şimdi, tuhaf şu, sana Allah diyorsun biz hiç diyoruz. O zaman hiçin içi doludur be kardeşim, boş deme. İçin içini varlıkla doldurmuş. Doldurmuş oluyorsun.
Varlığın kaynağı görüyorsun. Hiçlikten kendi kendine her şeye dönüştüğünü iddia edebiliyorsun. Böylelikle hiçin içini dolduruyorsun. Ama hiçbir şeyden Allah'ın yarattığını kafana yatmıyor. Peki bir daha okuyayım şu cümleyi. Bütün fuzuli işlere vaktin var. Ama vakti verene vaktin yok. Ki namaz kılmıyoruz. Başka? Huzur istiyorsan, huzur veren Rabbine secde etmen lazım. Secde demek manada inkıyat etmek. Huzur abi hazırdan geliyor. Evet. Hazır. Başka? En büyük kölelik, çok ilginçtir bu. Benim en zevklerimden bir tanesidir. En büyük kölelik düşünce köleliğidir. Çünkü tümüyle seni içine almış ve çekmiş. O kölelik, o ceset köleliği bir şey değil. Bilal abesi veya bir kısım sahabe-i kiram bedenleri köleydi. Ruhları hürdü. Şimdi insanların ruhları köle, bedenleri hür gibi gözüküyor. Mesela sokakta bak şimdi. Kendi kendine. Görmüyor musun sokakta? Kendi kendine. Şimdi bu işgal altında değil mi? Kendi kendine. Orada mıdır şimdi? Hür mü zannediyorsun? Hapsolmuş. Veya hiç yürüdüğünün farkında bile değil. Tarafında veya blok olmuş insanlık. Neyi düşünüyorsanız oradasınız ve onun içindesiniz. O zaman insanları düşünün şimdi. Neyi seyrediyorsanız sizi içine alıyor. Kesinlikle, yoksa seyredemezsiniz. Eğer o diziyi seyredebiliyorsa içindesin. Çünkü içine girmedikçe keyif vermez. Zaten mümkün değil, böyle bir şey yok. En büyük kölelik düşünce köleliğidir. Çünkü tümüyle seni içine almış ve çekmiş. İşte aleyhissalatü vesselam bahsettiği uyku bu cinstendir. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Benim anladığım Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bahsettiği uyku düşünce köleliği. Hani değirmen misalimiz var ya, bizim meşhur bir misal var. İnşallah insanlara büyük bir faydası olduğuna inanıyorum. Şu değirmenin sabit taşı var, bununla alakalı. Sabittir. Diğeri oynar. Gar 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 ta. Şimdi eğer boş olursa taş taşı yer. Eğer bir de taş atarsa parçalar gar 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 yapar. Ama buğday ve dane atarsa, mısır atarsan gar 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 yapar. O iki taştan bir tanesi tahayyüldür, bir tanesi tasavvurdur. Eğer doğru bilgi dane gibi, yani şu bilgiler, Risale-i Nur'un mevzuları, tefekkür şeyler atmasan, taş taşı yer. Ne olur? Bak anlatayım ne olur. 7 tane böyle taş düşünün. Bu bunun üstüne. Bu böyle dönüyor. Bunun üstündeki de böyle dönüyor. Bu da böyle dönüyor. Veya şu taş sabit, bir tane böyle dönüyor. Bir tane de böyle dönüyor, bir tanesi de böyle dönüyor, bir tanesi de şöyle dönüyor, bir tanesi böyle. 7 tane taş düşün birbirinin arasında, yuvarlak. Şöyle bir yuvarlak olsa, bir tane buraya, bir tane buraya, bu tane. Ve boş. Ne olur? Har har har, hur hur hur, dur dur dur, zi 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 zi, hur hur hur, diye bir sürü ses gelir, gelmez mi? 7 tane taş. Şuradaki taş hır hır yaparsan, hır hır yapar değil mi? İşte size cinlenmiş hastayı anlatayım. Şizofreniyi anlatayım. Aa, oradan birisi geçiyor. Ses duydum bak. Aa, oradan birisi geçiyor. Nedir o? En alttaki taşın, tahayyülün diğerleriyle devreye girmesidir. Öyle bir şey gördü. Öyle bir şey yok. Cin gördüm. Ulan cin görmek öyle kolay mı? Ve o kendisini ayan edebilir mi öyle? Ne yapacak peki abi o zaman? Anlatacağım. Mesela bu taş sabit bir tane. Veya o da oynuyor. 7 tane taşta gar 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 hur hur hur, yani şu ses duyuyor.
Ha, bir değirmen taşının sesidir o. Bir şey duydun yok. Almanya'dan geldim. Ölü yorgunum ki. Bu gelişim değil, önceki, birkaç de önceki. Dördüncü kattayım yani, o zaman odam. Altıya çıkmamış. Şimdi zihin yorgun, sinirler yorgun, beden yorgun. Yattım gece 12 veya 1. Baktım, fare dolaşıyor odada. Allah Allah. Fare nasıl girdi? Dedim. Düşündüm. Birkaç dakika sonra dedim ki acaba fare burada olmasın? Dediğim anda kesildi. Fare orada yok. Fare burada. Fare burada olmasın dediğim anda kesildi ve bir daha gelmedi. Tanısan gider. Tanımasan gelir. Evet. Ha ne yapacak? Şimdi bu değirmenin içine tanı atarsanız değirmen kendi kendini yemez. Doğru bilgi atacaksınız. İlim atacaksınız. İlimden, ilimin dışında bunu durduramazsınız. Yani ilimsiz adamlar da var abi. Baksana. Onlarda bir şey yok yani. İlim derken ille bu kitap ilmi değil. Yani bir örftür, ananedir, bir meşguliyettir. Mesela tarlada çalışıyor, o da atıyor. Yani doktor meşguliyet, doktor teslimiyet var ya, onu atacaksın. Meşgul edeceksin yani burayı. Batıl dahi olsa gene ses gelmez. Yani ilim derken batılın da ilmi var yani. Günah yapmak için, haram yapmak için ilim gerekmiyor mu? Onun için tarla ekmek, meşgul olmak, araba sürmek vesaire. Yani doktor meşguliyet, doktor teslim et. Yani boş bırakmayacaksın. Yoksa taş taşı yer. Abi kafamdan ses geliyor. Uyuyamıyorum. Uyuyamazsın tabii. Tamam. İnsanın düşüncesine nasıl kendi başına inşa edebilir? Daha her şeye aciz doğan insan. İnsan kendi düşüncesine nasıl hakim olacak? Hakim olamaz. Niye? Daha tansiyonla hakim değil de. Hayata nasıl hakim olacak? Bir tanesi demişti ki zındık. İnsan aciz olduğu için Allah'a inanıyor. İnsan diyor varlığa ve hakikatine hakim olursa Allah'a inanma ihtiyacı olmaz demişti. Ben ona bir misal vermiştim de yazdım. Daha tansiyonuna hakim değil. Kainata nasıl hakim olacaksın? Tansiyonuna hakim değilsin. Ve çok ilginçtir. Adam çıkmasın mı tansiyon hastası? He ya. Tansiyonu düşünün tuzlu ayran içi yani. Tuzlu ayran. Onun hakikaten... Yani çok insan garip ya. Mesela ben ruhuyla ruhu inkar edeni biliyorum. Dedi ki ben ruhu inanmıyorum dedi. Allah Allah. Dedim baktım manyak mıdır deli midir bir iki bakayım baktım normal. İnanmak ve inanmamak, kabul edip reddetmek ruhsaldır. Ruhun özelliğidir, cesedin özelliği değil. Ruhuyla ruhum yoktur diyor adam. Çünkü kabul ediyorum, reddediyorum ruhtur. Bunu diyen ruhtur. Yani mesela kabul ediyorum, niye? 90 kiloyum. Ben reddediyorum 60 kilo. O zaman bütün 62 kiloluklar reddetmesi lazım. Eğer maddenin fonksiyonu olsa. Karadeniz'de suysa, Akdeniz'de suysa, İkisi de ıslatır. Birisi kurutmaz. 60 kilo neyse bütün 60 kiloluklar aynı olur. Peki farklı farklı insanlar farklı fakir fikirleri varsa, inançları varsa adam fareye tapıyor.
Hindistan'da bir yer var, yılana tapıyorlar. Kavim. Ulan dedim bari kobraya inansalar ya. Müştü ya. Fare inanan var ya. Sığıra tapan var. Ve gülüyoruz. Bizde bari onlar yılana inanıyor. Canlı bir şey o. Bizde heykele tapıyor adam. Cansıza. Heykele duruyor bak böyle. Heykele heykele. Tunç. Ve moktaki şey şikayet yazıyor. Atam falanca şey yaptı. Atam onu sana şikayet ediyorum. Atam bunu yaptık. Atam bunu yapacağız. Mok ha orada. İlaçlanmış. Biraz sonra onu yazan adam şikayet etti. Adam biraz sonra iniyor ilaç vuruyor. Çürümesin diye ilaç vuruyor. Bunun ilacına muhtaç biraz önce de şikayet mektubu yazıyor. Anlıyor musunuz bu şey mantıksızlığı? Atam bunu yapıyorum. Senin huzurunda bunu söylüyorum. Bunu şikayet ediyorum. Buraya çıkacağız. Atam falanca iyi sana şikayet ediyorum. İdeolojilerine zıt hareket ediyor. Ondan sonra bitiyor. Verin bana diyor ilaçları. Adam çürüyor diyor. O çürümesin diyor. Şey yapar. İlaç vuralım diyor. İniyorlar aşağı ilaç vuruyorlar. Bu adam diyor ki bu adam görmediğime inanmam. Ulan çürümüş ve senin çürümemesi için senin ilacına muhtaç olan adamın ruhaniyetine inanıp da şikayet yazıyorsun da Allah'a da Allah'a niye inanamıyorsun? Onun ruhaniyetine inanıyorsun. Anlıyor musun? Diyor ki diyecek biz onun ruhaniyetine inanıyoruz. Biz cesedini ilaçlıyoruz. Şikayetlerimiz ruhaniyatıdır. Onun ruhaniyatı olabileceğine inanıyorsun da şu o cesedin, şu kainat cesedinin ruhaniyatı yok mudur? Bu dünya bir cesetse ruhu da esmadır. Onun cesedi var, ruhaniyatına inanıyorsun. Bazen alırken zevk alırız, bazen de gömleğimizi vererek zevk alırız. Hangisi daha üstündür bilmiyorum. Mesela aldın giydin, zevk alıyorsun. Birisine giydiriyorsun, ondan daha fazla zevk alıyorsun. Hangisi daha zevkli? Giydirmek. He? Giydirmek. Yedirmek daha üstün. Çünkü Kur'an'da methedilmiş. Ne mutlu o baklava yiyebilenlere demiyor. Ne mutlu yedirebilene. Başka? Fikirlerini hayaline bindirirsen etrafı seyredersiniz. Fikirlerini hayaline bindirirsen etrafı seyrettirirsin. Çünkü en düşük tahayyül, bir üst tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad, dima. Eğer buna bu alettir, tahayyüle tasavvurunu bindirirsen senin düşüncen hayal suretinde olur. Başka? Sefaati için işçileri soyan patronu düşünün. Sefaati için işçilerin hakkını vermeyip onu gece çeşitli yerlerde harcayan bir patron düşünün ruhunu. Sefaati için işçileri soyan çoluk çocuğun rızkını, değil mi? O adamı soyuyor gibi gözükürken onun çoluk çocuğun rızkını alıyor. Sefaati için çoluk çocuğun rızkını alan adamın ruhsal yapısını düşünün. Nasıl bir ruhtur? En büyük zevk fikren ve ruhen varoluş gayretinde bulursun. En büyük zevk. Tabii bu çok değişik bir zevk tabii. İnsanlar hep bedensel zevkleri aradıkları için gözüyle, kulağıyla, dokunmayla, koklama, yemeğiyle bu zevkten haberi yok tabii. En büyük zevk fikren ve ruhen varoluşunu arama gayretinde bulursun. Bunun dışındaki mücadeleler sana son derece cılız ve basit gelir. Biz bedensel hazlarla zevk var zannediyoruz. Oysa onların kaynağı olan ruhu fark etmekte yatıyor. Mesela
biz insanlar zevk aldığını zannediyor. Oysa sıkıntının kaybolmasına zevk zannetmişler. Bir de söyleyeyim. Baklavadan lezzet alıyorsun. O lezzet, lezzetsizlik hali gitmesinden ortaya çıkıyor. Yani lezzetler iki tanedir. Zıttına bağlı, zıtsız olan. Yani zıttını def edersen, kendisi zevk olur. Mesela, lezzeti vücut gibi, lezzet iman gibi. 32. sözde söylüyor ya, diğer zevkler hep nisbidir. Bunu bulamayan ya şarapta ya da zevk tuzaklarında arar. Ruhsal yapısındaki zevki aramayanlar bedensel hazların peşine düşer ya şarapta veya zevk tuzaklarına düşer. Zevk şeytanın en büyük tuzağıdır. Arar durur. Durur da yürüyorum zanneder. Çünkü kendisinin kime ait olduğunu hala bilmiyor. Kendisinin kime ait olduğunu hala bilmiyor. Bilmiyor ve biliyorum zannediyor. Sanki muhtaç olduğu yemeği paylaşan insan gibi. Yemekten daha çok zevk ve lezzet alır. Paylaşmak yemekten daha lezzet verir. Çünkü doyurmakla açlığın gittiği gibi. Acı doyurmakla açlığın gidiyor. Çünkü fedakarlıkta korkunç bir lezzet var. Hayatını bile feda ettirebiliyor. Burada şey anlatılmak isteniyor. Bir, insanlar bedensel hazlara, zevklere muptela olmuş. Ruhsal lezzetleri bilmiyor. Bedensel bütün lezzetler zıttıyla mümkündür. Hatta cinsellik bile kafası yoğun. Geldi gitti, fabrika şu oldu, iflas etti, siyasettir oldu, olmadı. Böyle bir dimada bu hazda olmaz. Yani insanların en çok koştuğu peşinde. Yani nisbidir. İnsan bir şeyden sıyrılınca, mesela diyelim ki şarap, muvakkaten sıkıntısından çıktığından menüs bir zevk verir. Şarabın getirmiş olduğu zevk sıkıntıdan çıkmayla orantılı olmuş. O zevk midir şimdi? O sıkıntıdan kurtulduğu için zevk zannetmiş. Yani muvakkaten derdini sana unutturuyor. Bütün zevkler, bedensel zevkler böyledir. Lezzetle farkı var mı? Lezzet kalbidir, daha arkadadır. Zevk bedenseldir. Ahlakını inandıkların oluşturur. Ahlakını inandıkların oluşturur, büyütür, eyleme dönüştürür. Neyi inanıyorsanız, ahlakınız da o cinsten gelişir. Bazı tövbemiz tövbeye muhtaçtır. Bazı tövbelerimiz tövbeye muhtaç. Mesela dua ediyoruz bak şimdi. Bu arada tövbe ediyoruz. Adam bu tövbeyi şuur olsan buna tövbe edeceksin. Bazı tövbeler tövbeye muhtaç. Nurları tanıdığıma, nurlardan istifade ettiğine yere vefasızlık yaparak sana vefa dersi verilir mi? Yani sana vefasızlık yaptırarak vefa öğretebilir miyim? Mesela adama ben mukaddes adına beni seviyor. Diyorum ki Furkan, ustad var, Allah var, ahiret var, Kur'an var vesaire. Mukaddesatı öne çıkartıyorum. O vasıtayla Furkan diyor ki beni
mukaddes hatıma tanıştırdığı için, onu bana anlattığı için vefa borcu olarak mukaddesat adına beni seviyor. Ve bana vefa gösteriyor. Vefasının sebebi mukaddesatı için. Şimdi ben Furkan'ın mukaddesatına vefasızlık yaparsam, Furkan bana vefa gösterirse mukaddesatına ne yapmış olur? Vefasızlık yapmış olur. Yani dostumun dostu dostsa dosttur. Dostumun düşmanı düşman kaldıkça düşmandır. Değil mi? Düşmanımın düşmanı düşman kaldıkça dostumdur. Sırınca mukaddesatıma vefa yapana vefa göstermek vefadır. Mukaddesatıma, dinime, nurculuğa, mukaddesatıma vefasızlık yapana vefasızlık yapmak, mukaddesata vefa yapmaktır. Kısacası, Risale-i Nur'a ihanet edene ihanet etmek, Risale-i Nur'a sadakattır. Anladık? Risale-i Nur'a düşmanlık yapana düşmanlık yapmak, Risale-i Nur'a dostluk yapmaktır. Bir gece dükkandan dışarıya bakıyordum. Dışarısı karanlıktı. Almanya doldu. Galeri dükkanındayız. Arkadaşı beni oraya çağırmıştı. Orada buluştuk. Çıkacağız. Çam çıkmaktayız. Şu arkamız yazıhane. Dükkanın ortasındayız. Galeri. Şu karşıki duvar. Şu duvar. Şu. Üçü tamamen cam. Dışarısı zifir karanlık. Salon. Lamba yanıyor. Biz ortadayız. Karşımda duruyor. Ona bir baktım ki şu arkamız var ya, arkamız orada gördüm. Otomatik olarak. Karanlık kendi sayına olmuş. Burası oraya taşınmış. Bak ne gördüm. Bir gece dükkandan dışarıya bakıyordum. Dışarısı karanlıktı. Dükkanın camı ayna olmuş. Haberim yoktu. Cam olduğunu bilmiyordum. Benim arkamı gösteriyormuş. Ben bilmiyordum cam olduğunu. Dükkana yeni girdim ya, şuradan girdim. Şuranın da cam olduğunu bilmiyordum. Konuşmaya başladık. Baktım ki, oho, dolaplar falan hepsi var. Benim arkamı gösteriyordu. Anlıyor musunuz böyle tasvirimi? Karşımda adam duruyor. Mesnevi'den anlatacağım şimdi. Karşımda adam duruyor. Burada benim, şurası yazıhane malzemeleri, orası cam, dışarısı karanlık. Bu otomatik olarak oraya taşındı mı? Ben onunla konuşurken baktım, Allah Allah. Bütün o buradaki her şey orada gözüküyor. Ama burayı da fazla bilmiyorum. Yeni girdim ya. Benim arkamı gösteriyormuş. Arkamda olanları önümde oluyormuş zannettim. Bir baktım ki arkamda cereyan eden hadise önüm gelecek olmuş. Orası geçmiş. Ön taraf ne? Gelecek. Ben ona doğru giderken meğer geçmişime yaklaşıyorum. Şöyle diyeyim. Şimdi istikbal hale uğruyor. Maziye dökülüyor ya. Dökülmüyor mu? Biraz ne oldu ya, uyuşmuş musun duran? Bak, istikbal hale uğruyor, maziye dökülüyor. Tamam. Peki, bizim yaptıklarımız mazi değil mi? Geçmiş mazi. Mesela, he? Ona göre hal oluyor. Tabii, bak şimdi. Seni mesela Ümraniye'den geldin. Mazi değil mi orası? Peki, Allah sana haşirde gösterecek mi onu? Evet, o zaman istikbal oluyor. He. Peki, senin Ümraniye şu anda geçmiş. Ama onu haşir meydanında sana göstereceği için senin geçmişin öne atılmış olmuyor mu? O zaman sen geçmişine gidiyorsun. Geçmişine gidiyorsun. Ona yaklaşmak istedim, arkamdakilerden uzaklaşmış oldum. Bir baktım bu yazan orada ya,
Ama bir baktım orada şey var, su falan vardı. Buna su alayım dedim. Ona doğru gitmeye kalktım. Baktım ki uzaklaştım. Asıldan uzaklaştım. Gittim ona, hani serap var ya, gittim ona baktım, belirli bir mertebe kaldı, kafam yerine geldi. Bir baktım ki değilmiş. O kadar aldanmışım ki, astıma dönseydim, arkama dönseydim, iki adımla alacaktım o şişeyi. Ama onun görüntüsünü astı zannettim, önümde olduğu için. Ona gittim, mer astıdan uzaklaştım. Buna sonradan mutlu oldum ve hayretler içinde kaldım. O anda kaldım, o anda kaldım. Dünya da aynen buna benziyor dedim. Dünyaya yaklaşmak istersin, yaklaştım zannediyorsun, oysa ondan uzaklaşıyorsun. Dünya buna benziyor. Mesleğe geçiyor değil mi? O büyük zatların diyor timsalleri ayna gibidir. Şey diyor, istikbal mazinin aynasıdır diyor. Öyle değil mi? Neyse, ne anladınızsa. Ama o yaşanır be Murat. O kadar etkilendim ki yazdım ben bunu. Bir baktım ki asıldan uzaklaştım. Dünya nedir? Asıl değil, fotokopi. Ne kadar fotokopiye aslına yaklaşırsan zannediyorsun, yaklaştım. Oysa uzaklaşıyoruz. Başka? İhlas Risalesi'nde alimler de tehlikededir. Salihler sadakat ehilleri hariç diyor. Alimler tehlikededir. Sadakat ehilleri hariç. Başarı her zaman görünenlerle ilgileniyor. Başarı görünme seviyesinde ise çoğu zaman ahlaksızlığa itiyor insanı. İyi bir ders yapsın bile gurur ve kibir denilen ahlaksızlığa itiyor insanı. Mesela diyelim adam iki kişi sokakta kavga etse ve öldürse katil oluyor. O iki kişiyi ringe çıkarın, boks yaptırın, öldürsün, kahraman oluyor. Değişen ne? Ya. Şimdi İslam'da kan üzerinde spor yoktur. İslam'da boks yoktur yani. Kan üzerine spor yoktur. Kana dayalı bir spor yoktur. Şimdi adam vurdu, öldürdü, katil oluyor. Aynı adam ringde vuruyor, kahraman oluyor. Değil? Katil. Öyle değil mi Murat? Çok acayip değil mi? Ha, insanı ahlaksızlığa itiyor. Çünkü niye? Asıl medeniyeti olayların şeklini bırakmış, neticesine odaklanmış. Mesela 10 tane yarış yaptırıyor 10 kişiyi. Kameralar hep ilk birinci gelene odaklanıyor, sen de yaparsın diyor. Korkunç yanlış. 9 taneyi göstermiyor. İnsanları yarış atı yapmış. Bak 9 taneyi gör. O 9 tane psikolojisi nedir? 9 tanesinin psikoloji çökmesi lazım ki, üzülmesi lazım ki onların üzülmesinin toplamı kadar o bir tanesi sevinsin. Hep ona odaklanıyor. Mesela diyor ki, ne kadar yanlış anlatacağım şimdi bak. Amerikan felsefesi. Hedef tayin et diyor. Oraya da odaklan diyor, şey yap diyor. Hiç fıtratına bakmıyor. Yapına bakmıyor. Hedefe odaklan. Hedef onu, yani doğruluk payı var. Ama mutlak ve genellemi. Sanki herkes böyle muvaffak oluyor. 9 tanesi kaybediyor, onu göstermiyor. Kamera göstermiyor. Onun zor durumunu göstermiyor. İşbirlikçi sistemi çalıştırmıyor. Yani şekline bakmıyor. İslam ise hem neticeyi hem şeklini beraber bakıyor. Kafama sistemime kimse müdahale
müdahil olmasa kötüye çalışmaz. Çünkü kainatta her şey mükemmele gidiyor. Sen de durup dururken kötüye çalışıyorsa birileri müdahil olmuş veya olmak için sistemi bozmaya çalışıyor. O da şeytan ve avaneleri. Bunu yazdığımda ve okuduğumda rahatlıyorsun. İlim onu tard eder. Anlamışsın ve kovulmuştur demektir. Bak bir şey anlatayım burada. Hiçbir insanla görüşmesin bir çocuk. Dağda büyüsün. Bu çocukta fenalığa karşı bir meyli olmaz. Çünkü fıtridir. Eşyada asıl müsbettir. Bir insanın kötü olabilmesi için fena madenlerin işlettirilmesi lazım. Varlığın Adem hesabına çalıştırması lazım. Adem vücutları çalışması lazım. Şimdi adam durup dururken şöyle diyeyim. Bu mantığı yakaladık mı? Bir daha söyleyeyim de. Adam mağarada doğsa, büyüse, dışarıdan kimse müdahale etmese bu insanda şer özelliği olmaz. Yapma olmaz. Bu fıtratında var. Çünkü diyor 13. lemada şeytan fena madenleri işlettiriyor. İnsanlar ona öğretmese, mesela ömürde, hayatta ilk defa yalan şeytan kullandı. Yalan yoktu. Onun için Adem inandı. Çünkü yalan ilk defa oluyor. Fena madenler işte. Peki insan doğsa, büyüse, eğer hiçbir insan yoksa onun fıtratında yalan bil kuvve var ama yalan olmaz hayatta. Tek başına. Peki durup dururken nereye götüreceğim bunu psikolojiye? Durup dururken ben iyiyim, tamam mı? Evde oturuyorsunuz, çay içiyorsunuz. Oturuyordun. Hanımla vesaire şunla bunla oturuyorsun. Bir anda seni niye korku alıyor? Durup dururken niye korku alıyor? Niye sıkıldın? Öf. Demek ki müdahale edildin o anda. Müdahale edilmesen fıtratta, eşyada asıl mubahtır ve huzurdur. Durup dururken sıkıntı başlıyorsa sende bir müdahale edildin demektir. Ziyaret ediliyorsun. Eğer o anda bilirse tak tutunamaz o. Şeytandır. Allah Resulü diyor ki vücudunuzda kan dolaştığı gibi şeytan dolaşır. Gene geldi abi ya. Evet. Acayip bir şey. Kullanmayalım hadi bakalım. Cahilin düşmanlığı da cahilce olur. Alimin küsmesi de alimce olur. Mesela. Ne cenaze ne? Ne cenaze mi diyor. Cahilin şu küsmesine bak. Alim ne yapar? Verileri paylaşmaz. Ama beşeri münasebetleri kesmez. Sonra alim, alim için tehlike bilinmemezliktir. Bilindikten sonra onun için tehlike yoktur. Cahil ise ya herru ya merru, ya ifrat ya tefrittedir. Ya öyle sever ki hududu yoktur. Bizim Karadeniz'de ve Kürtlerde de var. Kürtlerde daha fazla belki. Lazlar'da da var Karadeniz'de. Ha, toplumda genel diyebiliriz yani. Bir insanı sevdin mi yani? Artık koyacak yer yok. En zirvenin zirvesi. Yok yani başka. Bir de nefret ettin mi? Dibi de yok. Kuyu yani. Lan bunun ortası da var da yani. Ak ve karanın grisi de var yani. Böyle. Yani cahilin düşmanlığı da cahilce olur. Alimin düşmanlığı da alimce olur. Gayb bilinmez değil. Üstü bilmediğimiz bir boyutta örtülmüş. Mazi, müstakbel gayptır. Mazi biliniyor. Usta diyor ki alemi gayptır diyor. Mazi ve müstakbel gayb demiyor mu? Alemi gayb yani 110 sözlerde. Alemi gayb yani mazi ve müstakbel diyor. Mazi biliniyor. Ama mazi için gayb diyordu. Gaybın bir tarafı bilindi. Arkadaşlar,
İlim ehli için gayb yoktur. Nasıl yok? Mesela bir ay, bir sene sonra ayın nasıl tutulacağını adam söylüyor. Öyle değil mi? Mesela avam o ayın tutulduğunu ancak o gün bilir. Avam için gelecek iken havas için bedihidir. Bir de okuyayım. Gayb bilinmez değil. Üstü bilmediğimiz bir boyutla örtülmüş. Mazi ve müstakbel gayb'tir. Mazi biliniyor. İstikbal de vakti gelince biliniyor. Mazinin mazim bilinmez değil. Benim mazi bana malum. Yani bir bilgi diğer bir bilginin kapısını aralıyor. Yani arkadaşlar, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gaybı biliyordu. Tabi bildirilmezse bilmez. Mesela İstanbul'un fethedileceğini, Hazreti Ömer şöyle olacağını falan, sahabenin yalnız kalacağını falan biliniyor. Şimdi gelelim doktor diyor ki eve götürdüğü en fazla 3 ay ömrü vardı ortalama. Veya ya karı söyleyeyim. Mesela diyor ki, kar diyor, öğleyin ikindi arası çok dolu bir şekilde gelecek diyor. Hakikaten öyle. Nasıl oluyor? Arkadaşlar bizim için gayiptir. Mesela niçin gayip değil o? Balkanlardan Bulgaristan'da bir bulut var. Dolu bulutu. Uyduyla bakıyor. Uyduyla bakıyor. Bunun yapısına bakıyor. Büyüklüğüne. Bıraka İstanbul'a kadar gelse ne kadar kalır? Yarısı gider. Hızına bakıyor. Edirne'den İstanbul arasındaki mesafeyi ölçüyor. Bölüyor. Şu saat sonra buradadır. Onun için uydu gözü olduğundan yerdeyken uydudan bakıyor. Onun için Balkanlar, Bulgaristan hal gibidir. Ama İstanbul'da bilmeyen benim gibi insanlar o daha gelecek olduğu için gelecektir, gayiptir benim için. O zaman biz kalben ve ruhen hissiyat insani ruh seviyesine ne kadar çıkarsak mazi ve müstakbel o kadar ayan olur. Hissiyat insani diyor, ruh seviyesine çıkarsa mazi ve müstakbeli hal gibi görür. Üç zaman aynı eşit olur. Mesela iman gaybadır, meratibi vardır. Mesela peygamberimizin de imanı var. Gaybadır. Peki o Allah'ı görmedi mi? Ahireti görmedi mi? Ahiret iman etmiyor. Peki Hazreti Ali alim gayb açılsa yakınım ziyadeleşmez diyor, görüyor. Peki ehl-i sünnet ve cemaatte Allah'ı görmek şeydir. Sünnetten Ahmed bin Hanbel söylüyor Fıkıh-ı Ekber'de. Yani bizim için gayb olan onlar için o gayb seviyesi değil. Onların gayb mertebesi biz bilmiyoruz. Onların gayb mertebesi çok farklı. Yani şunda bizim bildiğimiz gayb onlar için gayb değil demekle gayb mertebemiz farklı bizim. Yani boyuttur mesela. Diyelim ki beşeri şahsiyetleri var onların. Tabii. Yani beşeri şahsiyet diyelim ki bir insan sen bir hafta sonra tanırsın yeni birisi gelse. Ama ben böyle bakayım bir iki dakika konuşayım onunla. Yani misal için söylüyorum. Benim için artık kesin. Bu adam nasıl bir karakter sahibi oldu? Ya, ama o gayiplikten çıkmadı hala. Bize göre gayb mertebesi onun için hazır gibidir. Çünkü gaybin şeyi yok. Allah Resulü'nün de imanı var. O da gaybadır. Peki Allah'a iman, Allah'ı gördü. Ama hangi mertebe kadar gördü? Bakayım ne kadar oldu. Biraz daha. Peygamber aleyhissalatü vesselam, kalbinde zerre kadar kibir olan kimse o cennete giremez. Sahabenin biri, İnsan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince şunları söyledi. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. Müslim ve İman 147'de geçiyor. Bizim anladığımız kibir değilmiş demek. Onun için koydum. Hani kibiri bak hemen lugat manasına bakarsan adamlar var ya böyle Arapçayı biliyor. Hadisi ve ayeti tercüme ediyor. Ahkam çıkarıyor.
La kardeşim, eğer Arapçayı bilmekte müştehit olsaydı, muhadis olsaydın, müştehit de muhadisler niye farklı? Yani hadisi İmam Azam Efendimiz müştehittir. Tamam mı? Muhadisun değil yani. Muhadislerden de şey yapıyor. Şimdi aynı zamanda muhadis de olması lazım da, fakat muhadisun uleması ayrıdır. İtikat imamı ayrıdır. Amelde ayrıdır. Kıraatta imam ayrıdır. Hadis imamları ne muhaddisun denilir. Şimdi sen meal verdin. Bir bakıyor kafana uymadı. La kardeşim, onun sucunun, gusunun, hattın, battın, zahrun, hattın, mattın, muttalaun. Peki bunun mertebeler sen nerede, ben nerede bileceğim ki? Bak ne güzel demiş. Kalbinde zerre kadar kibiri olan kimse cennete giremez. Çıplak al bakalım bunu. Hakikaten. Kibir ne anlıyorsun? O senin anladığın gibi o anlatılıyorsa, o zaman kimse cennete giremez. Senin anladığın kibir oysa. Hani var ya, başka bir misal veriyorum. Gördüğünüz bir yanlışı imanı kamil olan ne yapar? Fiilen. Müdahale et elinle. Olmazsa dilinle, olmazsa kalbinle, o da yoksa imanın yok diyor. Şimdi sopa alalım dışarı çıkalım. Meali bu. Ne demekmiş? Elinle makamı halifelere aitmiş. Yoksa fitne olur. Dilinle, çıkalım kardeşim, ne biçim yapıyorsun ya, bacım, ne biçim giyiniyorsun? Dilinle söyle diyor. Demesen şimdi ne olacak? İmanım olmayacak, dersen fitne olacak. Dilinle de söylemek alimlere mahsusmuş. Kalbende buğz etmek senin ve benim gibi adama lazım. Ya gördün mü makamını? Mealini aldın, olmadı işte. Kalbinde zerre kadar kibri olan cennete giremez. Sahabe dedi, ya Resulallah, ayakkabı alıyoruz ki efendim, elbise giyiyoruz. İnsan da keyifleniyor da fiyakası artıyor. O zaman şey yapıyor, diyor ki, kibiri izah ediyor. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. Böyle. Biz onların, bedevilerin, kölelerin inandığı dine mi inanacağız? Kibir ya. Ya. Başka, kişilerin sözlerine değil yaptığı işlerine bakınız. O işinin aynasında görünür. Bir kuzu binlerce koyun arasında kendi anasını nasıl buluyorsa, yapılan iyilik ve kötülükler de eninde sonunda gelir insanı bulur. Anahtarla miftah arasında bir misal. Bu da Yasin'in misali. Yasin ders yaparken alınan misal. Çarşamba dersi. Otel odasının müşteride bulunan ve sırf o odaya mahsus olan karta denilir anahtar. Otel odası var ya. Otel odası, oteli biliyorsunuz. Böyle kart verirler, kredi kartı gibi. Sırf o odaya mahsus o kart. Başka odalara çalışmaz. Ve müşteriye ait. Miftah ise otel yöneticisinin tüm kapıları açan tek bir kartı var. Onun adı da miftah. Anladın mı? Kainatın miftahı insanın elindedir diyor ya, nefsine takılmışlar. Evet. Anahtar demiyor yani. Miftah. Anahtar demiyor. Miftahları... Miftah diyor. Anahtarın cemi o zaman miftah yani. Evet, bütünün. Bir yerleri sana taşıyarak seni inşa edip seni ötelere taşıyandır. Allah Allah. İki ne? Kur'an. Kur'an seni bir yerleri sana taşıyarak, bir yerleri, bak Kur'an'a bak, bir yerleri okuyarak veya mana itibariyle sana taşıyor onu, sana taşıdıktan sonra seni onda taşıyor. O geldiği yere taşıyor. Bilmem anladın mı? Bak. Kur'an ders yapılırken veya okunurken böyle mana itibariyle, bu tabii mana mertebesi. Bir şey geldi mi sana? Seni uyandırdı. Uyandırmakla seni o gelen manaya taşımış oluyor otomatik. Niçini söyleyeyim? Bu hususi olsun. Bu zahirde ilim alırız, alim oluruz.
Tamam. Bu huvel zahir. Batın manası böyle değil. Dışarıdan içerisi uyanır. Dışarıdan bir şey almayız. Çünkü biz kainatın çekirdeğiyiz. Bizde zaten var. Anladın? Bunu bir yerde desen derler ya, olan kafayı yedi ya. Bunlar şey midir ya? Anladınız mı bunu? Biraz ilginçti. Bir de söyleyeyim. Huvel evveluhu vel ahiru vel zahiru vel batın. Çekirdek ağacın meyve. Çekirdek huvel evveluhu. Meyve ahiruhu. Ağaç zahiruhu. Ağacın içindeki sistem batinuhu. Şimdi bak. Çekirdekteki, kökteki tohumla meyvedeki çekirdek aynı değil mi? İşte meyve sensin ve içindeki çekirdek senin yapın. Sen dışarıdan öğrendiklerinle içeriği uyandırıyorsun. Zaten onlar var sende. Kainat her şey sende zaten var. O zaman dışarıdan bir şey almıyorsun. Batını uyandırıyorsun. Ama zahir ismine göre ilim yaparak alıyorsun. Şimdi eğer batiniyun uleması ise zahiriyun mezhebine göre itham edilir küfürle veya reddedilir. Onun için kavgalar, alimler bundan başlamış. Alimlerin kavgası bundan, bu zeminde oluyor. Adam huvel evveluhu makamındadır. Çekir ağacın başı. Her şey o noktadan bakıyor. Mesela Muhyiddin Arabi. Sırf o noktadan bakıyor. Her şey odur diyor. O Nur-u Muhammed'in çekirdeğinde. Ondan çıkışı kabul etmiyor. Ne makamındadır? Huvel evveluhu. Kimisi esbab alemindedir. Tamam mı? Böyle müceddittir. Müceddit değil. Alimlerdir. Tamam mı? İlmi kelam ulemasıdır. Çekirdek noktasına bakıyor. Meyve. Kimisi ağaç noktasına bakıyor. Kimisi batın noktası. Ama birbirini cer ediyor. Mesela dese ki ağaç yoktur. La ortada bir hakikat var. Sebebi hangi esmayı ölçü yapmışsan onun hükmü öyle. Ama ikisini söylersen rahat edersin. Desen ki bak huvel zahire göre, zahir ismine göre dışarıdan ilim alıyorsun. Bu böyle. Eğer senin biraz daha farkın varsa ve işte husus sohbet yapıyorsan batına göre arkadaşlar dışarıdakilerle içerisi uyanıyor, dışarıdan bir şey almıyoruz. Sebebi çünkü sende zaten her şey var. Yeni yazılım bir şey yok. Zaten şeytan için ne diyor görüyor musunuz o? Onun için Leman'da. Fena madenleri işlettirmekten, fena madenleri gelip koymaktan değil. Dışarıdan kepçeyle, dozerle fena maden getirmiyor. Zaten fena maden var sende. Alimler bozulduğu için veya yok olduğu için halk bozulur. Cemiyetin bozulmasının en büyük sebebi alimlerin bozulmasından kaynaklanıyor. Peki burada kesiyorum. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.